Merhabalar, ben Özlem Biker. Kendini Keşfet ve Geliştir podcast serime hoş geldiniz. Bu bölümde hayal kırıklıklarından ve başarısızlıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, hepimizin hayatı zaman zaman beklenmedik dönemeçlerle doludur. Hepimizin yaşamda karşılaştığı zorluklar vardır. Bu zorluklardan birisi hayal kırıklığı. Hepimizi en derinden etkileyen, motivasyonumuzu düşüren, modumuzu düşüren, yeniden ayağa kalkmamızı zorlar hatta çoğu zaman. Ama hayallere ulaşmak ve başarı elde etmek için de genellikle çaba, özveri ve sabır gerektirir arkadaşlar. Bu süreçte başarısızlıkla karşılaşsak bile, hedefe ulaşılmaması durumunda hemen pes etmek yerine bunun bir öğrenme ve gelişme fırsatı olduğunu hatırlamamız gerekir. Hayal kırıklığı genellikle bir beklentinin karşılanmaması durumunu ifade eder. Bu beklentiler kişisel olur, profesyonel olur veya toplumsal olabilir. Örneğin projeniz var ve başarısız oldu. ilişkidesiniz, beklenen gibi ilerlemedi. Evlisiniz, evliliğiniz iyi gitmedi. Şirketinizde bir hedef koydunuz, hedefe ulaşamadınız ve sonucunda hayal kırıklığı yaşadınız ve ya da ve başarısız olduğunuzu düşündünüz. Aslında ne kadar olumsuz gibi görünse de burada anlamamız gereken önemli dersler var arkadaşlar ve fırsatlar var. Biz bunları görmüyoruz. Biz de bu kapınan kapılara takılıyoruz, o acıya tutunuyoruz. Ne yapmalı? Bunu nasıl aşabiliriz? Neler yapmalıyız? Kendimizi nasıl yüzleşiriz? Hatamızla başarısızlığımızla nasıl yüzleşiriz? Duygularımızı nasıl kontrol altına alabiliriz? Burayı kaçırıyoruz. Aslında burada yapmamız gereken şey duygusal bir mücadele vermek. Yani kendimizle yüzleşmek. Nerede hata yaptık? Neden böyle oldu? Her şey bizim kontrolümüzde değildir bu arada. Yani olabilir. İşimiz istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bunun tek sorumlusu siz değilsiniz. E, i̇lişkiniz iyi gitmeyebilir. Bunun tek sorumlusu da siz değilsiniz. Bazen e, bazı şeylerin olması gerekir hayatta. Bunu kanıksarsak, benimsersek zaten oradan farklı bir yola ve farklı bir bilince çıkacağız. Yani başarısızlığı kişinin zayıflığı olarak değil bizim gelişimimize katkıda bulunan bir faktör olarak görmeye başlayacağız. Ve kendi beklentilerimizle yüzleşip bu beklentilere uygun çözüm bulmamızı sağlamamız lazım. Bu noktada güçlü yanlarımız neler, zayıf yanlarımız neler onları fark edeceğiz. Belki içimizden başka bir insan çıkacak. Bambaşka yönlerimizi keşfedeceğiz. Kendimizi e, frekansımız yükselecek, enerjimiz değişecek, e, hayatta level atlayacağız. E, o yüzden e, olumsuz olmayın başarısızlık ya da hayal kırıklıklarından. O sürecin içinden geçin, üzüntünün içinden de geçin, duygunuzu da bastırmayın ama... Çok da böyle kendinizi dibi vurup neden yapamadım, neden başaramadım gibi yerlerde de kendinize çok fazla negatif eleştiride bulunmayın. İnsanız neticede, yanılma payımız da var. Hata da yapabiliriz, durabiliriz de, üzülebiliriz de. Çok normal şeyler bunlar. Peki başarıya giden yolda yeniden nasıl başlarız? Hayal kırıklığı ve başarısızlık hayal kırıklığıyla ve başarısızlıkla yüzleştikten sonra yapmamız gereken şey daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak arkadaşlar. Yeniden başlamak, hedeflere ulaşmak için yeni bir strateji geliştirmek ve daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz yapmak istediklerimizi. Ve şimdi size çok güzel hikayeleri anlatacağım. Ee, iş dünyasından sayısız başarısızlıkla e, isimlerini dünya tarihine yazdırmaya başaran çok isim var. Neden? Siz de onlardan biri olmayasınız. Evet Michael Jordan ilki. NBA tarihinin ve hatta dünya spor tarihinin gelmiş geçmiş en değerli sporcularından birisi. Kariyeri başlamadan önce öğrenim gördüğü kolejin basketbol takımındaki hocası kendisine yeterince yetenekli olmadığını söylüyor ve takımdan atıyor. Michael Jordan'ı evet. Ve kendisi şöyle özetliyor kariyer hayatını. Kariyerim boyunca 9000'den fazla şut kaçırdım. Bakın 9000 çok ciddi bir rakam bu. 300'ü aşkın maç kaybettim diyor. 300'ü aşkın maç. En az 26 kritik anda maçı kazanma görevi bana verildiği halde bunu başaramadım. Yani kariyer hayatımda sayısız defa başarısız oldum ve şu anki kariyerim aslında bahsettiğim tüm bu başarısızlıklara borçluyum. Yani o kadar da korkulacak bir şey yokmuş. Eğer bu kadar hata yapmasaydım bugün Michael Jordan olmayacaktı diyorum ve o e, kolejdeki hocasının da. Özgüvenini kıran e, hocasının da söylediğine inansaydı, kendisini yetersiz görseydi, basketbola devam etmeseydi e, bugün hiçbirimiz Michael Jordan'ı bilmeyecektik. Ama ne yapmış? Pes etmemiş, vazgeçmemiş, kendine inanmış. Bakın inanmayı asla bırakmamış. İşin burada e, sırrı inanç. Kendinize inanmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir efsane isim ise arkadaşlar Steve Jobs. Apple'ın kurucu ortağı, kariyerinde birçok iniş çıkış yaşayan bir isim Steve Jobs aynı zamanda. Henüz 20 yaşındayken evinin garajında kurduğu Apple, uh, Johnson cesur hamleleri ve karizmatik tavrı ile Apple'ı dünyanın en değerli markası yapmayı başardı. 85 yılında Apple'dan kovulduktan sonra yani kendi kurduğu şirketten kovulduktan sonra Next'i kurdu. Arkasından Pixar'ı satın aldı ve ardından Apple'a geri döndü. Ve yeniden Apple'ın başına geçerek şirketi büyük bir başarıya taşıdı. Steve Jobs'ın hayatını okudum, e, filmini izlemiştim. E, çok doğru e, tanımlamaları var, çok doğru tespitleri var kendisinin Hatta Hatta e, benim en çok sevdiğim tespitlerinden biri diyor ki öyle zamanlar olur ki diyor hayat kafanızda kiremitler kırmaya başlar. Böyle zamanlarda sakın inancınızı kaybetmeyin. Evet yapmanız gereken şey inancınızı kaybetmemeniz arkadaşlar. Biliyorum söylemesi kolay, insan içinde bulunduğu durumda umudunu kaybeder, inancını kaybeder. Ben de birçok kez yaşadım kariyer hayatımda bu duyguları hiç kolay değil. Ama e, hedeflenen bir yol varsa da Gitmekten başka da bir çağrınız yok. Yolda ol olmak zorundayız. Hepimiz yolda olmak zorundayız. Diğer bir isim arkadaşlar Brian Acton. Bugün herkesin kullandığı WhatsApp'ın kurucusu. Ee, daha, daha önce Apple ve Yahoo'da çalışıyor arkadaşlar. Kendisi bir yazılım mühendisi. Ee, 2009 yılında Acton işsiz kalıyor ve kalifiye bir işsiz bu arada. Büyük şirketlerde çalışmış bir iyi bir mühendis. Facebook'la görüşüyor, Google'la görüşüyor ve, ve daha birçok şirketten hiç cevabı oluyor. İşe alınmıyor, umutsuzluğa kapılıyor, iş aramaktan vazgeçiyor ve diyor ki ben bir şeyler yapacağım kendi adıma. WhatsApp'ı geliştiriyor. Daha sonra kendisini işe almayan Facebook, evet kendisini işe almaya neden Facebook? 2014 yılında 19 milyar dolar bedelle Facebook'a satıyor WhatsApp arkadaşlar. Bakın şahane bir öykü değil mi? Evet, diğer e, hepimizin bildiği, dünyaca ünlü bir medya e, imparatoru içisi Oprah Winfrey. E, çocukluk hikayesi zaten çok dram, ağır bir yoksulluk ve e, kötü. Ee, hikayeler içerisinden çıkmış. Zor bir hayattan gelen bir kadın. Televizyon kariyerine başlamadan önce haber spikeri olarak çalışıyor. Sonrasında radyo istasyonu işten çıkartılıyor. Uzun bir süre iş vermiyorlar Oprah'a da. Zor bir dönem geçiriyor. Daha sonra kendi talk show'unu yapmaya karar veriyor. Bir kanalla anlaşıyor. Ve de Oprah Winfrey Show'la dünya çapında üne kavuşuyor kendisi. Oprah'ın söylediği şey şu, kendi işinizde başarılı olmak istiyorsanız hmm. diyor. Toplumsal sorunları duyarlılık gösterin. İnsanlarla güçlü bağlar kurun. E, empatik ve etkileyici olun. İnsanlarla kurduğunuz duygusal bağ sizi yükseltecek diyor. Ve programındaki samimiyeti, insanlara olan saygısı onu benzersiz kılıyor. Diğer bir isim arkadaşlar, Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken'ın yani bildiğimiz KFC'nin kurucusu. 65 yaşında emekli olduktan sonra tavuk tarifini pazarlamak için birçok restoranda gidiyor fakat hepsinden reddediliyor. Ne büyük bir azim değil mi? 65 yaşında Türkiye için 65 yaş bizim ülkemizde şu anda şey diye yaşlı diye tabir edilen aslında Dünya Sağlık Örgütü'nde orta yaş diye tabir edilen ve dünyada yapılan birçok araştırma, yurt dışı kaynaklı araştırmalarda Nobel'in en fazla kazanıldığı yaş aynı zamanda en üretken ve en verimli yaş aralığı olarak kabul ediliyor 60-70 arasında. Böyle bir bilgi de vereyim sizlere. Ee, ve 52 senesinde bir restoran tarafından kabul ediliyor ve KFC'nin temellerini atmış oluyor. Jack Ma ise biliyorsunuz ki Ali Baba'nın kurucusu. ilk olarak Harvard'a girmek istiyor. Sınavlara geçemiyor. iş bulmak istiyor. İş vermiyorlar. Hangi işlerine başvurduysam diyor ki reddedildim. O kadar çok reddedildim ki diyor. E, ee, sonrasında çevirmenlik yapmaya başlıyor işte. Ee, ondan sonra internetin önemini kavruyor, ülkesine dönüyor ve internet girişimlerini yönermeye karar veriyor. Ee, ve kurduğu şirket 3 yıl hiç para kazanmıyor. Hatta şöyle bir e, hikayesi var. Bir gün bir restoranda yediği yemeğin ücretini ödeyeceği sırada garson hesabın ödendiğini ve kendisi not bırakıldığını söyler. Notta şu yazıyor arkadaşlar. Ben sizin platformunuzun kullanıcısıyım. Sizin sayenizde çok para kazanıyorum. Sizin de hiç para kazanmadığınızı biliyorum. Bu yüzden yemeğiniz benden yazıyor notta arkadaşlar. Bakın. Sonra Alipay ödeme sistemin temeli atılıyor. Bu ödeme sistemi hayata geçtiğinde çok aptalca bir fikir olduğunu söylüyorlar ama şu an için bu sistemin 800 milyon üyesi var. Ve bugün ise Jack Ma yoluna hala devam ediyor. Dünyanın en zengin 18. adımı olarak listede. Diğer e, yine bilinen önemli bir isim J.K. Rowling, Harry Potter serisinin yazarı. Gerçekten e, zor bir hayat hikayesi var ve başarmış bir kadın baktığımız zaman. En dibi gördüğü zamanlardan e, sorunlu bir evlilik yaşamış, ülke değiştirmek zorunda kalmış, bakması gereken bir çocuğu, ölümünü işsiz. Bu, bu zaman zarfında depresyonla mücadele ediyor, intihar etmeye dahi kalkışıyor bu arada. E, sosyal hizmetlerden fakirlik yardımı alıyor. Ancak hiçbir yaşadığı durum onu yazmaktan alıkoymamış. İçinde bulunduğu zor şartları kabullenmiş ve kendisi için anlamlı olan tek şeyi yapmış yani yazmak. Bütün enerjisini başladığı kitabı bitirmeye vermiş. Hatta zaman zaman kafeleri kızıyla birlikte gidip kızı kucağında duyurken kendisi bir yandan kitabına devam etmiş. Sonunda tamamlamış. 12 tane yayın evine göndermiş. Hiçbirinin olumlu yanıtı alamamış. O sırada o yayın evlerinin içinde o, en küçük olan yayın evinin e, başkanının kitapla ilgilenme sebebi kitabı okuttu. 8 yaşındaki çocuğunun kitabı çok beğenmesi. Kendisi okumuyor, çocuğunu okutuyor. Çocuk kitabı çok beğeniyor. Bunun üzerine bir tane daha talep ediyor. O, arkasından talepleri sonu gelmemeye başlıyor. Ve bugün kitapları dünya çapında 400 milyonun üzerinde satılan, milyarder olan ilk kadın yazar oluyor arkadaşlar. Bakın nereden nereye hikaye. Diğer bir önemli e, hikayeyi yine pes etmeyen bir kadın hikayesi Eliana Huffington şimdilerde yayıncılık devi olan bu markanın kurucusu yazdığı ikinci kitabı yayınlatmak için yayın evi bulamıyor arkadaşlar. Ve yine tam 36 defa reddedilmiş bir e, kişi var burada ve diyor ki bu kadar... bu kadar çok reddedilmeseydim diyor kendi yayın şirketimi kurmaya yeltenmeyecektim ve şimdilerde ise böyle bir hayatım ve böyle bir markam olmayacaktı diyor. Yani burada bu girişimlerin başarılı olmalarının, bu insanların başarılı olmalarının temel sebebi arkadaşlar risk almışlar, cesaret göstermişler, dayanmışlar, dayanıklılık, kararlılık ve inançlarını her koşulda korumayı başarmışlar. Umarım hikayelerde ilham alırsınız ve sizler de inancınızı koruyarak içinde bulunduğunuz şartlarda hayallerinize ulaşmada e, kararınızı kaybetmezsiniz ve ulaşırsınız. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.